Peki Erman Hocam, yani bugünkü maç için özellikle pozisyonlar üzerinden konuşacağız. Yine gelen sorular var. Ama Rize Spor için ya hep ya hiç maçı olan bir karşılaşma birinci dakikada bambaşka bir noktaya gitti ve sezonun en farklı galibiyetlerinden biri oldu Fenerbahçe adına. Bu maçtan neyi ya da neleri ön plana çıkartabiliriz sizce? Ya da kimleri? Bir defa Rize'nin atılan oyuncusu. Şimdi göreceğiz pozisyonu da. Fabrizio Baiano. Evet, o zaten üçüncü, dördüncü atışı. Dördüncü. Sakin ol biraz. Orada bir enteresan pozisyon var ama atılırsın işte birine denk gelirsen. İki tane penaltı pozisyonu var, onlara da bakacağız. Yalnız şu var tabii, 6-0'lık netice, yani Rize hakeme bağlamasın 6-0'lık neticeyi. Ama şunu söyleyeyim. Halil Umut Beyleri ben bu kadar kötü görmedim. Bayağı gergindi ki sakin bir hakemdir. Peki Halil Umut Beyler'in varı kimdi acaba, biliyor musunuz? Özgüç. Özgüç Türkalp. Özgüç Türkalp. Özgüç Türkalp bu hakem hikayesinde tartışmanın neresinde, hatırlıyor musunuz? Hatırlıyoruz senden. Şu dinleme olayını mı diyorsun? Evet, 0-6. Bak nerelerden geldin hocam. Bir dakika hocam, bravo. Plakaları alacağız. Bu plakalardan hesap sorulacak. Cüneyt ve ekibine çarpan araba 06. Yani şey, Türkalp. Vermeyin. 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 O ikisi bir arada kimin olunca... Kimin maçıydı o tartışmayı yaratan maç? Halil Umut Beyler'in idare ettiği Fener Galatasaray maçı ilk yarıdaki. Bir hafta sonra tartışmaları duydum diyen adam kim? Özgür Türkalp. Sonra yangın çıktı. Yangına köpük sıktılar, şimdilik yapmayın ya, şartlı mı yapıyorsunuz? Uyanıklar. Uyanıklar, yapmayın. Yapmayın, kan davası fazla gidecek. Ya bunu kimse dikkat etmiyor tabii de. Ancak benim gibi yakalarsanız yakalarsınız. Hakem mi yok vara vereceğiniz? 06 plaka yakalandı ya, Ankara çarptı Cüneyt'e falan diyorlardı. Kan davası vermeyin. Başka var mı yok Türkiye'de bu maça verilecek? Bu maçın hakemi de Halil Umut Beyler. O maçta tartışma yaratan hakemi de Halil Umut Beyler. Dinleyen de Cüneyt'in yardımcısı. Bakın abi, olaylar nereden geliyor? Yapmayın ya. Yapmayın. Yapın ama. Yapın da biz de böyle konuşalım. Hakem yok lan. Yalnız hocam, başka hocam. Cüneyt Çakır'ın bir şey söyleyeceğim. Yani şu anda Türkiye'deki futbol figürlerinin en güçlüğü bana göre insanmış. Hem federasyon başkanı yedi, hem MHK başkanını tekrar geldi. Bu hafta da maç yönetiyor. Hocam. Ne enteresan ya. Federasyon başkanı gitti, hem MHK başkanı gitti, Cüneyt Çakır geldi. Bu işleri tek başına geldi. Yapamazsın hocam. Bu işler ekip işidir. Ekip işidir ya. Size bir şey diyorum. Lan yangın oldu ortalık. Bir tek diğer dört hakem, beş hakem hiçbir şey demediler. Bir tek Özgür Türkan evet ben duydum dedi. Teknikteki de adam da ben duydum dedi. Yazarım dedi. Ama bir türlü halledemediler. Hocam, bu bir kişiyle olmaz. Siz işinize bakın. Seneye nelerini göreceksiniz. Bu sene bitti, bu sene bitti de seneye nelerini göreceksiniz. Hocam, tahkimden... Şimdi bundan sonraki Trabzon maçlarına bakmak lazım. Tahkim... Çok net söylüyorum. Ne olabilir yarından hocam? Yarından bakmak lazım abi. Bakacak mı? Bak sene diyorum ya. Ulan adam mı bulamadınız vara başka? Kasıtlı vermişler. Ya yangının çıktığı olay. Vermişler hakem, mi oldu hocam? Halil Umut Beyler, bir şey olmadı ki. Niye veriyorsun abi ya? Verme ya. Var mı yok? Bin tane var mı? Hayır, verdiler, versinler. Neyse. Şöyle bir ortamda bir verilmez. Problem çıksa ben Halil Umut Beyler'i bu kadar kötü görmedim. Onu söyleyeyim. Tedirgin. Ya ters bir şey olursa diye. Allah'tan maç öyle bir maç ben değildi. Ben onu hissediyorum. Ben sahaya çıktım. Bin tane maç. Hissederim ben ona gibi. Ya. Bir de çok enteresan hocam, oldu. Yani birinci dakika kırmızı kart, dokuzuncu dakika iki tane penaltı. Yani belki Erman Hocam o anlamda Halil Hoca'yı eleştiri anlamında formsuz veya... Ya başka şeyler diye... için söylüyor bence. Biz... Daha arada şeyler için söylüyor. Abi size söylüyorum ya... abi. Ya yangın oluyor. Cüneyt Çakır'ın yardımcısı bir hafta sonra geldiği VAR odasında bir hafta evvelki maçın hakeminin ve VAR'ın konuşmalarını dinlemek istiyor. Tartışma oluyor. O maçın hakemi Halil Umut Beyler. Bir hafta evvelki maçın. Kime götüreceksin o haberleri? Tartışıyorlar.
duydum diyen adam bugünkü VAR hakemi. Onun plakasını aldık diyorlar. Gazetelerde var ya. Ankaralı araba çarptı 06 diyorlar. Plakayı aldık diyorlar bizim aleyhimize hareket edenleri diyorlar. Sen bu maça veriyorsun. Belki de işte plakasını almanızın bir önemi yok. Biz yine maç veriyoruz demek için olamaz mı? Hayır yani bir yani, sıkıntı çıksa maçta bunu tartışalım. Sıkıntı çıkmadı ki maçta. Esas bana göre şimdi yani. Nihat Bey işte gitmesinin en büyük nedenlerinin biri. Yani artık adamı bıktırdılar. Tahkim kurulu 13 tane hakemin görevine son verdikten sonra tahkim kurulu döndürdü. Nihat Bey de yeter dedi, uğraşamayacağım, bıraktı. Arkasından MHK başkanı geldi. 8 yıldır yapılmayan birçok MHK başkanı yapmadığı operasyonu yaptı. Şimdi de diğer kulüpler geçtiğimiz sezonlarda hep bu hakemlerden şikayetçiydi. Geçtiğimiz sezonlarda şikayetçi değil miydi? Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı hepsi şikayetçiydi bu hakemlerle lig biter mi diye. Şimdi herkes bu 13 hakeme sarıldı. Arkasından MHK başkanını yolladılar. Tabii Nihat Bey'den sonra. Arkasından hemen daha önce başkanlık yapmış. Geçiş dönemi için. Geçiş ama Haziran'a kadar. Sence geçiş mi o? Bence onların düşüncesi geçiş mi olur gelsen MHK başkanı? Hayır. Esas önümüzdeki senede kalma onun amacı. Yok. Yani orada bak, ama nasıl bir şey olacak belli değil. 5 haftalık gelmez MHK başkanı. Ne gibi? Evet şimdi yani şey göreceli. Göreceli. Birazdan konuşalım göreceli. Mı şimdi? Çünkü öyle ya da böyle Fenerbahçeler 6-0 kazanmışız diye bakıyor. Biraz o maçı hani Serdar Dursun'u şunu falan konuşalım, Arda Güler'i. Ondan sonra bu ikinci bölümde buna gelelim mi? Çünkü bilemiyorum. Sen bitir hocam sözünü. Tabii bitir. Ya görece olarak bakıyorsun 5 hafta var dediğin doğru. Yani 5 maç. Hayır bence yani Sabri Hoca ve ekibi önümüzdeki sezon kalalım. Biz 5 maçı çok iyi en iyi şekilde kullandım. Önümüzdeki sene de kalalım amacıyla geldi. Ben de onu anlamıyorum. Hep böyle yani bir suda iki defa yıkanılmaz. Başka tercihler olması gerekir. Gelişi. Biz diyorum ki yani 2-3 yani yıkanılmaz. İkinci defa yıkanılmaz. Üçüncü defa geliyor. Yani buradaki bu işleyiş çok doğru değil. Yani Cüneyt Çakır görev aldı. Bir bakıyorsun federasyon başkanı yok, MHK başkanı yok. Yeni bir MHK, geçmişte çalışmış MHK geliyor. Çok enteresan. Yani bunlar nasıl temizlenecek? Nasıl böyle iyi bir sezonlar olacak? Hakem konuşmadan, oyunu konuşarak daha çok böyle yani sonucu değil, bu sebepleri hep konuşuyoruz. Bu ne oldu? Bunu yaptı. Bunun gücüne. Enteresan. Bunun biteceği var mı? Biteceği yok. Kesin böyle çok iradeli biri gelip masaya yumruğunu vurup hem MHK hem de federasyon başkanlığı olarak bu işleri bitirmeli artık direkt. O onda mı, bu bunda mı, geçtiğimiz sezon bunu vermedi, şunu vermedi yerine çok ciddi bir operasyon da yapılacaksa yapılacak hakemler için. Ona göre yeni sezon başı sıfırdan başlanılacak. Ya yani büyük olasılıkla zaten bu devam edecek bu işler. Onun da fikri takipçisi oluruz. Yani bu digeri şu anda ayrılan hakemlerden biri döndü. İkisi alttan döndü galiba, birinci ligde döndü. İki kişi. Ama Süper Lig'de bir kişi döndü şu ana kadar. Değil mi? Ben yanlış söylemiyorum hocam. Ya hocam nelerden bahsediyorsunuz? Bırakın geçin ya, maça bakalım ya. Abi rezillik şeyler var ya. Yani göreceksiniz, hepiniz ne olduğunu göreceksiniz. Ben nereden değilim. Bahsediyoruz erken yanlış mı hocam? Yani konuşulanlar yanlış benim söylediğim yani. Bir işte doğru, şeye doğru, bakmak doğru, lazım. Doğru, nereye gidiyor bu ya, iş ona söyleyeyim. Bakmak söyleyeyim. Lazım. Tabii, tabii. Yani bu iş nereye gidiyor? Onu bırakın de nereye gittiğini göreceksiniz. Anladım. Tabii ben bazı şeyleri de bildiğim için arkada. İşte bugün söylüyorum size şunu. Olacak hiçbir şey ya. Plakası alınan hakem bir tane. Diğer beşinin plakası alınmadı çünkü onlar konuşmadılar. Özgür Türkalp evet dedi. Ben duydum dedi. Tartıştılar dedi. Plakası aldılar. Yani namuslu adammış. Değil ama mi? Plakası alındı. Cüneyt Çakır grubu plakayı aldı. Ve bu maça veriyorlar. Halil Umut Meler de hakem. Çünkü onun maçı dinleniyor Galatasaray Fenerbahçe. Niye dinliyorsunuz? O dinlemeyi hangi abinize, hangi patronunuza götüreceksiniz? Sizi nereden ilgilendiriyor o maç? Önce böyle bir şey yok dediler basındaki yandaşları. Sonra ne var yani 6 ay önce dinlenmiş dediler. Baba. Önce yok dediler. Sonra baktılar olmuyor, ne var yani 6 ay önce dediler. Hayır, Erman abinin dediği doğru. Bir yerde eğer hiyerarşi doğru işlemiyorsa orada kaos çıkar. Kimse arkadaşlar bu Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon her takım için bu. Eseri yapamaz. Ya Erman abi 3. MHK ya bir sezonda.
İkinci Futbol Federasyonu teknik direktör baktı. Sayıyorduk ya. Bir sezonda aynen. dört takım değiştiren aynen. takım falan sayıyoruz. Şimdi bir sezonda 3 MHK falan diye sayıyoruz. Var mıdır dünyada örneği? İkinci Futbol Federasyonu başkanı. Ya olabilir ya, mi? Yani daha önceki MHK'ler grup halinde ayrılıyorlardı. Ya Serdar Tatlı bıraktı. Bu da öyle. Ferhat yönetim duruyor. Gündoğan geldi. O bıraktı. Yok, şimdi şey Sabri Çelik. Sabri Çelik yani yönetim içerisinde kalanlar var. MHK'den mi? Var. Yani ben Hikmet Hoca'yı biliyorum Trabzon. Bir MHK'ye gidiyor. MHK yönetimi. 4 saat sonra öteki MHK geliyor. 4 saatte. Ha şimdi... Zaten belli de. Hocam ben geldiğine kısa bir şey söyleyeyim. Geldi bu MHK sağlam bir yerden. Böyle içeriden böyle bu yönetimde olan MHK'nin. Böyle bir arkadaşım vasıtası ya. Ondan sonra telefon açtı bana. Dedi ki Cüneyt Çakır'a dedi. Maç verecekler dedi. Öyle bir düşünceleri var. Açıkladıklarında, Dünya Kupası için. Tabii Cüneyt Çakır'a maç verecekler. Tabii öbürlerini de döndürecekler dedi. Bunun için geldiler dedi. Göreceksin dedi açıklandığına. Pazartesi falan bana söyledi. Bizim A Spor'da komitenin istifası dönerken her televizyondan önce ben sana bir şey diye biliyordum. Nasıl oluyor bu iş? Söyleyeyim bana. Bir saat falan önce verdik. Bir saat önce bizim Azipor verdi. Ben o zaman biliyordum Sabri'nin olacağını. Nasıl oluyor? Kimse bilmiyor daha Türkiye'de. Biz bir saat evvel verdiğimizde Türkiye'de kimse bilmiyor. Komitenin istifa etti. Veremediler de zaten. Veremediler. Ama ben biliyordum Sabri Çelik'in olacağını. Hocam... Ekiptekileri de biliyordum. Ben de onu söyleyeyim. Ekipte en aşağı ben de öğrendim. 4-5 kişiyi de ekibin içinde ben de öğrendim hocam. Evet. Sender sen doğru diyorsun. Senden o zaman devam edelim yani, biraz. Yani. İki şey soracağım iki kişi. Hatta üç kişi. Bir, Serdar Dursun ilk Rize maçında da hat-trick yapmıştı. Bugün de hat-trick yaptı. Serdar Dursun Fenerbahçe'nin ilk santraforu olur mu? Bir. İki, Arda Erman Hocam, bak unutturma demiştin. Şu Arda için bir iki cümlen dedik ya konuşuyorduk. Arda Güler'i hocamın bir sene iki sene sonra göreceği yer neresi olur tarzı bir konuşmamız oldu da. Bir Arda, Arda'nın, onu konuşmamız Arda lazım. Arda gitmeli abi. Arda yurt dışına şöyle bir takım. Arsenal, Liverpool bilmem yani teknik adamı çok etkili. Mesela Atletico Madrid gibi bir adamın eline gitmeli. Hani teknik adam olarak. Bir buçuk sene sonra Avrupa'nın sayılı 10 adamından biri olur. Bir buçuk sene sonra Avrupa'nın sayılı 10 adamından biri olur. Ama Türkiye'de olmaz abi. Onu söyleyeyim ben size. Fenerbahçe'de olmaz. Hocam şöyle daha iyi olur. Galatasaray'da, Trabzon'da olmaz abi. Yani, dışarıda olur abi. Şöyle daha iyi olmaz mı hocam? Yani en azından bir sezonu tamamen Türkiye'de oynayıp yani o altlığını yapacak. O tabii ki yani öyle direkt oralar biraz sanki onu biraz bekletir. Biraz antrenman oyuncusu yapabilir ama burada daha bir 18'i bulabilse yani oyun anlamında diyorum bak ben. Hocam, bu oyun çok misal veriyorum bunu. Hep veriyorum. Bir gün yemek yiyoruz şeyde oyun restoranında şeyde Yeşilköy'de. Masadakilere bak. Rahmetli Doğan Akkemez, Esat Yılmaer. He. Şey, Mehmet Aslan. Mehmet'in şey, Fener'in Örs. Aydın Hoca. Aydın Hoca. Hepsi arkadaşım. Aydın Hoca'nın surat bir karış. Ne oldu oğlum dedim lan. Baba ya şey mi öldü filan. Ya yok dedi ya. Bu Hidayet'in kafasına girdiler götürdüler dedi. Orada ezilecek dedi filan. Dedim ki yanlış düşünüyorsun. Hoca orada ezilmez. Orada o dolar oynar. Ya bırak dedi ya olmaz dedi. Var mısın iddiaya? Yemek iddiasına girdik. Hala vermedi. O yemeği. Abi benim görüşüm. Hidayet doğru yaptı. Gitti oynadı çatır çatır. Ama, bu çocuk da çok fazla Türkiye'de vıdı vıdı olmadan güzel gitsin, iyi para versinler. Gitsin olsun çünkü hakikaten çok büyük kabiliyet. Şimdi ona şöyle beklemiyor ki bana Esat abi anlat. Çünkü onlar daha farklı çalıştıracaklar. Hoca, altını dolduracaklar. Hidayet'in de Mehmet Okur'un da şeylerin maçlarını seyrediyor NBA'de. Amerika'ya gidiyor. Bir dönüşleri yapamıyorlar mı bir şey? Çıkıyorlar salona. Onu gösteriyor böyle yapman lazım diye. Hatta Mehmet Okur'un çıkışı yani pota altındaki çıkışı ondan sonra başladı. Esat abi anlatmıştı bana da bir ekleme yapayım. İkincisi Hamdi hocam ben hemfikirim sende. Mesela Arda için 3-4 sene sonra kimse tutamaz Türkiye'de diyor.
Yani bir sene sonra fazla. Bir sene sonra gider. Hocam 3-4 evet. sene Türkiye için fazla. Bence yani şimdi, yazık. Ben onun yerinde olsam fazla durmam. Allah nazardan saklasın. Yolu açık olsun. Evet. Eğer önümüzdeki sene böyle biterse yani lig ikincisi Şampiyonlar Ligi grup bir de girmeyi falan başarırsa Fenerbahçe takımı. Avrupa görürsün. Belki Ocak'ta tutamaz. Tutamazsın yani. Bu çok çok ekstra ve çok kaliteli bir oyuncuyla ya karşı karşıya. Ben Erman Hoca'ya katılıyorum. Mesela örnek vereyim City'de Foden var biliyorsun. 17 yaşında Arda gibi oynattı biliyorsun. Seninle konuşuyor. 17 Foden da yetenekli. Arda da yetenekli. 17 yaşında yetenekli. O City'nin hem de güçlü kadrosu yani 2 sene, 3 sene önce 17 yaşında Foden'ı oynattı. Arda da aynı şekilde oynuyorsa bir an önce ciddi para da kulübü kazansın. Ya, tabii iyi para kazansın. Gelişimi için de çok önemli. Gelişimi için de çok önemli. Bir de yanında oynayan oyuncularla düşün Arda'yı. Tabii. Yani hocam yanında 90 orada oynayacak kaliteli City'de, abileri, hocam, kardeşleri. De Bruyne'le oynayacak. Bernardo Silva ile falan oynayacak. Yani orada düşünebiliyor musun? Tabii alışını verişini düşün ya. İlk ay falan. Yani önce Hamdi Hoca'nın 90 dakikalık oyunlarını birazcık daha uzatmalılar. Yani gelecek, çok fazla 90 dakikalı oynamalı buralarda. Gelecek bir kupa yani. Kaldıracak önce. Takımında bir kupa kaldırsın. Onu yapsın. İkinci etap Serdar Dursun. Biz geçen de konuşmuştuk Valencia'yı hatırlıyor musun? Ben bu hafta araştırdım onu. Yani Shakhtar bugün de çok güzel gol attı. Shakhtar maçında gerçi o pasa atılır da. Shakhtar maçında da Komir oynadı. Orada da gol attı. İki kere bilek sakatlığı geçirmiş ve fizik olarak çok gerideymiş. Yoksa İspanyol hocanın da birinci santrafor Valencia. Öyle mi? Kafası, ben şeyden kafasındaki korkuyorum. Türkiye'de ikili mücadeleler doğru yapılmıyor. Birisi biraz bir sakat iş yapıp çocuğa bir sakatlık makatlık vermez. Hocam öyle aman değil mi? Hocam evet ya. Bizde çok tuhaf işler oluyor sahada. Biri çıkar bir acayip bir şey yapar oğlan perişan olur. Hoca niye 60'te 70'te oynatıyor İsmail Hoca'nın? Yani. Saçma sapan fauller oluyor. Doğru da normal faul oluyor. Birisi çıkar bir halt yapar yani, uğraşır durur. Yani İsmail Hoca onu koruyoruz derken aslında Erman abinin dediğini söylüyor. Yani rakibin direncinin düştüğü ya da maç iddiasını kaybettiği. Dakikalarda dikkat edin Arda'yı seçiyor oyuna atıyor. Çok... Rakipte yani, de bakma sen yorgunluk oluyor. Tabii, artık aset birikiyor. Bir hamle yapmayacaksa da son hamle olarak yapıp daha kötü bir şey de yapabilir. O da var. Yani, onu da orada da şu iyi yön de var. Ona bakıyorum. Bir şımarık değil. İki rakipten fazla oynamıyor. Uyanık bir olan. Yani kendi işine bakıyor. Tahrik etmiyor rakibi. Yok. Uyanık. Çünkü rakibin kucağında oynuyorsun. Senin tip futbolcu. Dikkat edin hiç. Herkesten iyi geçiyor. Rakibi sinirlendirir de adamı. Çok akıllı bir iş. Her şey bir tarafa. Şey yapmıyor öyle. Tahrik etmiyor oyuncuları karşıyı. Rize. Çünkü edebilecek oyuncu. Rize. Bacak arası atarsın, topuk yaparsın. Elbuki gücü kadar abi. Hocam, İrfan Can yapıyor hocam, mesela onu. Bak 17 yaşında birçok yeteneği var da en büyük zeka olarak neye dikkat ediyorum biliyor musun? Dikkat et baskı gelmeden az temaslı oyun oynuyor. Fiziksel zaman zaman yetersizliğini biliyor. Bırakıyor gidiyor. Temaslı oyun oynamıyor. Yani bu yaşta bu fizik yapısına tam böyle daha gelişim sağlamadan bunu ancak zekasıyla bir oyuncu çözebilir. Dikkat et Hamdi Hocam. Geldiği zaman dokunuyor gidiyor. Çok yakına adam yaklaştırmıyor ikili mücadele. Bir de bugün şunu çok yaptı. Çok top istedi bugün. Tabii. Yani bugün yani baktığınız zaman bütün oyunlar içerisinde en fazla topla oynama isteğini bugün çok fazla yaptı. Bazen en iyisini yapmaya çalıştı. Yani o... Arda ile düşünceleri inşallah insanlar tarafından şey yapılmaz. Zaten öyle futbolcu. Olumsuzlaştırılmaz. Hocam. Bazen seçti tabii. Onları. Yani 3 kişinin arasında top atmaya tabii. Çalıştı. O basit şeyi oynasa zaten var ya bak. Hmm. Arda basit oynasın. %100 sıfır var ya sıfır. Evet, %100 evet. Pas yapar. Sıfır hatayla oynar. O ne yapıyor biliyor musun artık? Yani çok farklı opsiyonlar düşünüyor. Çok yetenekli. O yaşta çok zeki. Farkındalığı çok iyi. Çok ekstra işler yapmak istiyor. 3 kişi. Tabii. Yani... Böyle de gelişecek, yapsın zaten. Yani 6. goldeki topuk pas, 5. ve 6. mesela, onu bazı şımarıklık olarak tabii. Bizde adlandırılabilir. Hayır. Çünkü bizim kültürde bu tip konuşma tabii. Var. Ama o bir yetenek. Yani o daha puan yapılması gerekiyordu. Bana göre o ne biliyor musun? Şımarıklık değil, o özgüven. Ya muhakkak onun yapılması gerekiyordu. Yani gerekiyordu ama yani konuşmak, olumsuzlaştırmak istedikten sonra olayın her bölümüne girebilir. Hayır, yani şu da önemli. Hamdi Hocam... Sizler de genç oldunuz, o yollardan geçtiniz. Şimdi bir takım 17 yaşındaki bir çocuğa pası kullanıp boşa çıkıyorsa güveniyor demektir. Yani o abilerin hepsinin saygısını kazanmış bir kere yeteneğiyle. İrfan da alıyor veriyor. Reha hocamın dediği gibi Berkaç'a giriyor. Ona verdikleri zaman boşa çıkıyorlar. Topu bekliyorlar. Atar bize diyorlar. Doğru. Yani Valencia yaptığı asiste aldı topu ayağını. Kafasını kaldı. Hop hemen hareketlendi yani. Çok başka bir şey ya.
Bekliyor çünkü o topu. Maç bitti. O saygıyı elde etmesi çok önemli. Gökhan'dan çok iyi sohbet ettiler. Okşadı Gökhan. Bir tane çizgiden evet. çıkarttı Gökhan onun vuruşu. Gol oluyordu. Bir de Rossi ile beraber maçta en fazla kilit pas veren, o anahtar pası veren oyuncuymuş Arda. Yani bir de ne biliyor musun? Arda bana göre tarifi ne biliyor musun? Tek kelimelik. Arda sanatçı. Doğru. Yani bugün bir de... Arda yani... sanatçı. Hiç bunun içine zaten her şeyi girer. Yakıştırıyor. Topu ayağına yakıştırıyor. Yani bu tip oyuncuları çok fazla cihaz sahası içerisine sokamazsın. Çünkü bir orta saha menşeli bir oyuncu. Yani orta daha o bölgelerde oynamaya çalışır ama yani Arda'nın son haftadaki oyunlarına baktığın zaman orta saha cihaz sahası içerisinde zaman zaman ön direk, zaman zaman arka direkte kalabiliyor. Bu onun değerini birazcık daha veya oyun şeyini biraz daha artırıyor bence. O, yani o bu gol da geldiğinde konuşacağız. O gol gelişinde baktım ona pozisyon aldı. Kenara gitti ya kafa vuruşuna. Evet. Nasıl dip koşu yaptı gördün mü? Baktı alanı koştu. Gördü. Serdar da öyle kenardan orta yapacak. Serdar da var hemen girdi oraya. Vurdu döndü Serdar gol attı. Oradaki aldığı pozisyon 17 yaşında hocam bir oyuncu için. Yani o diyorum ya, ya farkındalığı yetenek. Yeteneğin en büyük açılımı nedir? Yetenek kendinin ve etrafındaki olanların farkına varmak. Yani bir alanı gördü, baktı çizgide orta olacak hemen bir dip koşu yaptı. Ya oralara koşmak çok önemli. Hayır. Bence bu yaştaki oyuncular için. En güzeli şuydu. Yani travmatik bir skor var. Rize taraftarı genç bir çocuğu alkışlıyor. Kolay değil ya. Yani. Takımın küme düşmeye oynuyor, tabelada 6-0 yazıyor. Ve o stada gelen insanlar o çocuğu alkışlıyorlar. Bunu da yaratmak önemliydi. Doğru. Yani Arda bugün bütün güzelliklerin sahibi miydi diyelim, nedeni miydi diyelim, oradan çıkalım. Yani pırıl pırıl bir olan geliyor. Futbolun dürüst bölümünü çok seviyor. Yani biraz görüntüsü, yüz mimikleri onu anlatıyor. Yani Erman Hocam da onu dedi. Yani oynamayı çok seviyor, oynarken dürüstlüğü de çok seviyor. Yani oyun içerisinde oyun olarak kalmaya çalışan bir yapısı var. Bu herhalde ona bir değer katacağını ben düşünüyorum. Size bir şey anlatayım. Şimdi aklıma geldi bazıları... Yanlış yapmışsın diyecek. Ben doğru yaptım fikrindeyim. Her şey öyle olmuyor. Adana'da bir maç hangi takımı hatırlamıyorum. Sağ açık yerinde bacak arası attı rakibine. Döndü bir daha attı. Şimdi ben dedim ki artık sok oyuna yani. Dalla geçiyor oyuncu. Seyirci falan dönüp bir daha atmaya kalktı. Kim hocam? Bir oyuncu şimdi ismini verdim. Ha. Abi rakip bir daldı. Foul. Devam dedim abi. Toprağı aldığı yerden ağzına soktu ısırıyordu. Devam. Onu görmem abi. Yapma onu. Yapma. O futbolcuyu hale getirme. Tahrik var. Sana ne diyebilirler bazıları. Hayır abi. Yapma. Ben topu oyuna sok. Üstüne gidiyor oyuncunun. Hani küçük düşürecek, seyirecek. Üçüncü de abi topçu. Ulan dedim şuna bir dal be. Bir daldı. Devam. Oyna dedim. Yere düştü. Isırıyor böyle. O biliyor ama. Yapma. Yapma. Saygı duyur hakim. Ha. Benim yaptığım doğru mu? Sana ne lan? Ver foalim. Değil abi. Buyur buradan yak. Peki bir Fenerbahçe-Konya maçlarına bir bakabilir miyiz? İkincilik açısından nasıl bir denklem var orada? İkili averaj da Fenerbahçe. İkili averaj Fenerbahçe'de. 2-1'e 2-0 galiba değil mi? Tabii. 2-1 yenildi. Konya'da 2-0. 2-0 burada. İstanbul'daki. Mesela yukarıda şeye de baktık biz çocuklarla sabah spor servisinde. Puan cetveli Giresun Altay'ı eşit duruma getirirse ona diye. Ona da bakarız. İlk maçı Giresun 3-1 kazanmış. İkinci maç daha oynanmamış mesela. Orada da evet. Orada da Altay şey var. İzmir'de oynanacak o. Şimdi 65 puanı var Fenerbahçe'nin. Antep, Beşiktaş, Karagümrük, Yeni Malatya. Hocam devre arasında şöyle bir baktık. Ya o Karagümrük'le Gaziantep maçları hani aslında iç saha kolay gibi gözüküyor ama hedefsiz takımlar olduğu için hiçbir korkuları yok. Onu da unutmamak lazım. Rahat rahat oynayabilirler, zorlaştırabilirler dedi Erman Hoca. Beşiktaş derbisi zaten başlıyor. Kendine oynayacak futbolcular orada gösteri maçı o yani. Yeni Malatya biraz daha sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Bilemiyorum orada nasıl olur onu bilemiyorum. Tabii. Beşiktaş maçları belirleyici olur. İki takımın da Beşiktaş maçları belirleyici olur bence. Ama hani... Konya için ama... Antalya zor deplasman. Evet. Antalya yani, ve İstanbul Beşiktaş deplasmanları. Beşiktaş zor zaten maçlar. Var, Antalya da var yani onu evet, da sayabiliriz. Evet. Karagümrük Hatay içeride hani kazanmak zorunda olduğu maçlar zaten. Öyle zannediyorum ki Yeni Malatya maçında bilemiyorum çok zorlanacağını düşünmüyorum yani ama belli olmaz. İki takım da liderliğe oynasaydı bence Antep Karagümrük maçları da zor olurdu. İkinciliği oynayacak oldukları için
birazcık daha oyunun görsel bölümlerine giderler. Yani Karagümrük-Trabzonspor maçı gibi olmaz. Karagümrük-Konya, Karagümrük-Fenerbahçe maçı. Bu arada Crespo ile ilgili Fenerbahçeliler tam bu kadar mutluyken kötü bir haber. Tarak kemiğinde kırık şüphesi varmış Miguel Crespo'nun. Basamadı üstüne ya. Basamadı. Henüz yarın MR'ı çekilecek. Bugünkü ilk kontrolleri bunu gösteriyor. İstanbul'da daha detaylı tetkik yapılacak ama tarak kemiğinde kırık herhalde sezonu kapatması anlamına gelir değil mi? Tabii. 4 hafta kala. Artık yeni sezona hazırlanacak. Bir de çok formdaydı yani. Çok formdaydı. Kim? Galiba kendi takım arkadaşı. Ayağının üstüne şimdi düştü. Şimdi Fenerliler bakma sen ikinci Fener şimdi Trabzon'u kovalıyor. Bu Trabzon diyor 4 maçı kaybetsin ben de 4 maçı alayım diyor. Yok be hocam o kadar da... Hocam! Düşünmezler. Hocam hiç belli olmaz bu işler. Senin hakemlerin filan hiç belli olmaz hocam. Sana söyleyeyim. Bak altını izleyerek söylüyor. Hiç belli olmaz. Ben nelerini gördüm. Buraya aynı hakemlerle gelmedim hocam. Beşiktaş. Abi bırakın o işleri. Ha. Devlet su işleri. Ya buraya aynı hakemlerden nereye geliyor? En son maç. Denizli maçı hiç unutmam. Dervali Galatasaray kovuyor. 35 metreden bir vurdu Erol Çatal'a. Beşiktaşlılar tribünde böyle yapıyorlar. Lan bu tekrar mı acaba? Rüyada mı izliyorlar? Beşiktaş İstanbul'daki evet. Maçı diyorsun. Abi Denizli maçı. Miloš Milutović'i yolladılar Beşiktaş'ın antrenörlüğünü değil mi? Dervar kaldı. Dervar kaldı. Tabii. Galatasaray bu haline geldi ondan sonra çıktı. Miloš Milutović de hocam Altay'a geldi bize. Beşiktaş'tan son sonra. Maça kadar düşme çıkma son maça kadar abi yok öyle hikaye. Futbolda her şeyi bekleyeceksin. Ben öyleyimdir. Trabzon'un kalan maçları ekranda hocam sen bunu söylerken. Adana Demirspor maçı var. Aslında bugün Trabzonlular da hani Fenerbahçe puan kaybederse şampiyonluk maçına çıkarız yarın diye düşünüyorlardı. Öyle olmadı. Adana Demirspor maçındaki sonuca göre Antalya, iç sahadaki Antalya maçı öyle bir maç haline gelebilir. Yani yarın kaybedilmeyecek bir oyun. Final maçı Antalya. Yani diğer maçlar gibi olmaz. Çok. Puan ya da puanlar alırsa Antalya final maçı olur. Yani ben en yani bir puanı alındı tak. Yani kaybedilmeyen bir maç olarak gördüğüm evet. Zaman bir puan Antalya Spor yani final maçı gibi bir maç. Karagümrük maçı gibi olmaz. Beşiktaş maçı gibi olmaz. Bir final maçı. Her şeyle çok farklı bir anlam taşır Trabzon'da. Sanki yıllardır beklenen bir şampiyonluk var. Trabzon'da kazanırsın be abi. Yani değil mi? Antalya maçı aslında biçilmiş kaftan. Ben yarın kazanacağını düşünüyorum Trabzonspor'un. Yani kazanırsa beraberlik yetecek. O finalde o gün Trabzon'da olsun. Yani evet. O seyircinin önünde. İşte ben oraya eğer öyle bir maç havasında olur mu ben olacağını düşünüyorum. Yani yarın Trabzonspor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Çok daha farklı bir şeyler olur. Yani oyun, yani o maçın... Abi beraber... Geriye dönmesi çok imkansız gibi gelir bana.